Gafur, Raşit. Bakın bir. Benim annem ağam. Raşit, bu aşağı bahçedeki tarlanın su motoru bozulmuş. Bütün her yer kupkuru. Git birini bul, baksın oralara. Yok yok, söyledik ben. Demedim mi usta? Ne zaman geliyor? Ya bana öğlen sonu geleceğim dedi benim hanım ağam. Ay, 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 şuna bak. Giyinmiş, kuşanmış. Çizmeler, mizmeler, komutan gibi. Bir kılıcı eksik. Kadın yıkılmadım, ayaktayım diyor. Bütün Çukurova'ya da gücünü gösterecek. Giyecek tabii çizmesine, mizmesine. Yakışmış da. Ne diyorlar bunun için? Senin kulağına geliyordur bir şeyler. Ha? Ne diyorlar Füsun? Ay yok vallahi, kimse bir şey demiyor. Herkes çok takdir ediyor. Takdir mi ediyorlar? Bunun neyini takdir ediyorlar acaba? Hakan Gümüşoğlu'nun oyununu bozdu diyorlar. Oyununu mu bozdu? Ay aklımı kaçıracağım yemin ederim yani. Ha şu insanlarda şu kadarcık akıl yok. Ne diyeyim? Ha demiyorlar mı yani, bu nasıl bir insan? Kocasının katiline aşık oldu demiyor mu kimse? Aa yok, hiç kimse demiyor. Herkes helal olsun hanım ağaya diyor. Pes. Bu pikabın benzini var mı? Vallahi yarım depoyla çeyrek depo arasında bir yerde takılı kalıyor ama biz yine de alırız Kozan'dan. Tamam alalım da yolda kalmayalım. Kozan'dan alırız. Tamam, oralarda yok çünkü benzinlik. İyi o zaman, hadi herkes işinin başına. Siz de hadi İbo'daya hadi. O ağaçlar budanacak ona göre. Tamam, bak zaten mahvoldu. Aha polis. Merhaba. Züleyha Yaman, siz misiniz? Benim. Buyurun. Üçüncü icra dairesinden geliyoruz. İcra memuru Bilal Kurtman. İcra mı? Bizim icralık bir işimiz yok ki. $9,277,856 ödenmemiş vergi borcunuz nedeniyle içindeki eşyalarıyla birlikte konağa haciz işlemi başlatmamız gerekiyor. Ne? Bizim icra ile bir işimiz yok beyefendi. Biz çok dikkat ediyoruz şirket olarak zaten. Borcun şirketle alakası yok Züleyha Hanım. Çiftliğin gelir vergileri ödenmemiş. Çiftliğin mi? Bir yanlışlık olabilir mi? Size Maliye Bakanlığı'nın alt adedi itharname gönderilmiş. Buyurun. Bize hiç itharname gelmiş ki. Gafur geldi mi? Yok, katiyen. Bize ulaşmış herhangi bir ihtarname yok. Zaten ihtarname bize tevdi edilmiş olsa ben hemen size getirirdim. Gelmiş olması lazım Züleyha Hanım. Sonuncusu 7 gün önce gönderilmiş. Ödeme yapılmadığı takdirde bugün için icra takibi yapılacağı da belirtilmiş. Gelmedi diyorum beyefendi. Gelmedi bize böyle bir şey. Maalesef yapabileceğim bir şey yok Züleyha Hanım. Şu an için ödeme yapabilirseniz mesele yok. Aksi halde eşyanın tespitini yapıp konağı mühürlemem gerekecek. Sizden de konağı boşaltmanızı rica edeceğim. Beyefendi, ben şu an size 10 milyonu nereden çıkarıp vereyim Allah aşkına? Televizyonu yazalım. Koltuk takımlarında. Tabloları yazıyor muyuz? Tabii tabii. Tabloları da yazalım. Hayati Bey, 6 tane ihtarname gelmiş. Hiçbiri elimize ulaşmadı diyor bu. Öyle mi? Tamam. Tamam, siz de gelirler idaresiyle görüşür müsünüz bir an evvel? Tamam, teşekkürler.
Bilal Bey, ben avukatla görüştüm. 24 saat mühlet benim kanuni hakkımmış. Şimdi Züleyha Hanım. Kanun neyse o. Bakarsınız 24 saat içinde hala ödenmemişse yaparsınız haczinizi. Teşekkür ederim. Bu saatlerde paranızı yapmış olacak, merak etmeyin. Tamamdır Züleyha Hanım. Kusura bakmayın, biz de vazifemizi yapıyoruz. Haklısınız, tamam. Bir şey soracağım. Bu ihtarnamelerin geldiği adresi ben öğrenebilir miyim sizden? Tabii ki. Adana Büyük Postane. 24 nolu posta kutusu. Posta kutusu mu? Ne alaka? Züleyha, senin posta kutun var mı kızım? Yok, yok abla. Neyse, tamam, teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun öyle? Tabii ya. Bu işler de senin kızın başının altından çıktı değil mi? Saçmalama Allah aşkına Züleyha. Mahvedeceğim sizi Şermin. Seni de o kızını da mahvedeceğim. Yapma Züleyha. Susun, yürü. Yürü Füsun. Allah kahretsin sizi. Sizi Allah kahretsin.